Herkese yeniden merhaba. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz, belki senelerdir istediğiniz ve hiç yapmamış olduğum bir videoyu yapıyorum. Giyinme odası turu. Sonunda istediğim gibi ve eşyalarımı sığabildiği bir giyinme odası yaptırdım. O yüzden hadi içeri geçelim. İlk önce ayakkabı çanta reyonumuzda başlayalım bence, ne dersin? Burası çok aydınlık değil ama bence görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. İçeride zaten böyle ışıklar var. Ha, bu arada videoya başlamadan önce söyleyeyim. Reklam değil ama çok fazla soruldu, sorularımda görüldüğü için böyle küçük küçük parçaları bu odanın. Bütün odayı, dolapları ray konsepte yaptırdım ben. Ve çok memnun kaldım. Gerçekten hayalimdeki odayı yaptılar. Böyle ben çok, nasıl desem, böyle kadınsı olmayan, daha böyle maskülen görünen gri ve ışıklı bir dolap sistemi istiyordum. Ve her şeyin ortadan kalktığı bir oda istiyordum aslında. Her şeyi görebildiğim ama ortada hiçbir şeyin olmadığı, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey istiyordum. Ayakkabılık ve çantalık tarafına böyle küçük bir oda vardı. Normalde burası bu arada misafir yatak odası. Ve burası normalde bir giyinme odası bölümü de yani. İşte benim ancak ayakkabı çantalarım sığdı. Ama şunu da söylemem lazım. Yani yaptığım işe göre benim koleksiyon demeyeceğim çünkü koleksiyon olarak görmüyorum artık aldığım şeyleri. Benim giydiğim, kullandığım, sevdiğim, tuttuğum parçalar çok fazla değil. Hani evet, belki başka bir iş yapan birine göre çok fazla olabilir. Ama hani ben gerçekten giymediğim, kullanmadığım her şeyi satıyorum. Veriyorum arkadaşlarıma, ihtiyacı olanlara veriyorum. Ve giymediğim hiçbir şey tutmamaya çalışıyorum. Tabii ki şu anda pandemi hiçbir şey giyemiyoruz. Evde giyiyorum ben. Bu arada topuklu ayakkabı var yanımda şu anda. Yani geldiğimiz son nokta bu. Evde ayakkabıyla dolaşmamla ilgili de çok fazla linç yiyorum. Ama benim evde köpeğim var. Köpek de ayakkabıyla geziyor gibi bir şey, yanlış mıyım? Dışarıdan geliyor, geziyor. Hiçbir şey değişmiyor o yüzden. Neyse, seviyorum bir de böyle aşkı memnun. Önce ayakkabılarla başlayalım. Üstte biraz neredeyse hiç giymediğim, şu anda giymediğim böyle eski Converse Vans gibi ayakkabılarım var. Burada yine birazcık topuklu ayakkabı var. Burada severek giydiğim birkaç tane Converse'im var. Mesela bu Fear of God collaboration'ıydı. Bu kırmızı Converse'lerimi çok severek giyiyorum. Burada Jordan'larım var. Kaç tane? 6 tane. Koleksiyon diyemeyeceğimiz kadar küçük ve hiçbiri de böyle limitli koleksiyon falan değil. Yanlış bilmiyorsam. En beğendiğim içlerinde şu. Bence bu bayağı değişik. Ben sneaker'ı çok seviyorum. En çok giydiğim ayakkabılar belki şu sıradaki ayakkabılardır. İşte Prada'nın Cloudbust olması lazım bu modeli. Çok giydiğim bir ayakkabı. Balenciaga'nın Track modeli öyle. Bu ikinci jenerasyon Triple S'ti. Yanlış hatırlamıyorsam bunu Paris'ten almıştım. Bunu yurt dışından getirtmiştim. Chanel'in böyle bir kadife sneaker'ı. İnce tabanlı sneaker'lardansa böyle kalın tabanları ben daha çok seviyorum. Çünkü bence bacağı daha güzel gösteriyor. Yani daha yukarıda duruyorsunuz çünkü bir boy uzatıyor. O yüzden daha çok seviyorum. Mesela Gucci'nin bu vintage görünümlülerini seviyorum. Bu Wang'lerimi seviyorum ama bunların yıkanması mı, temizlenmesi mi, bir şey yapılması lazım bunlara. Bunları giyemiyorum o yüzden çünkü çok pisler. Bu McQueen'ler yine çok sevdiğim ama bağlamaya üşendiğim ve giymediğim bir ayakkabı, böyle canvas, bot gibi. Hiç kimse de görmediğim, bir tek Bella Hadid'de görmüştüm seneler önce. Kaydetmiştim telefonuma ve bir mağazada, Lafayette olabilir belki, Paris'te hatırlamıyorum. Bunları görüp böyle ayakkabı falan demiştim. Rambo diye mi okunuyor emin değilim. Böyle bir ayakkabı, bunu birkaç defa giydim. Bayağı güzel bence. Sneaker'lerim böyle yani, en çok giydiğim şeyler var. Air Force'ları giyiyorum. Mesela bu Jordan'ları bütün yaz ayağımdan çıkarmadım. Benim en sevdiğim böyle stiletto gibi olan ayakkabılarım Balenciaga'nın Knife modeli. Bunların hepsi Knife. Bu en son aldığım ve dünyanın en güzel ayakkabısı olduğunu düşünüyorum. Bunu çok fazla giydim. Ya herkesin zevkine göre olmadığını farkındayım ama ben o farklılığı zaten seviyorum. Bu Allah'ın cezası Louboutin'ler. Yani o kadar
rahatsız ki. Yine bunu bayağı giymişim bu arada. Bu çünkü kaç senedir benimle. Ama bunu daha az... Ya nasıl yalan söylüyorum. Ya da yere sürtmekten mi artık böyle işkenceyle yürürken aşınıyor da olabilir, emin değilim. Ya çok güzeller ama hani restoranda masadan kalkıp tuvalete giderken bile ayağınız yara olur. O kadar kötü. Lüks ayakkabı almaya başlarken ilk elimiz bunlara gidiyor. Güzel klasikler ama hiç gerek yok, almayın. Bu ayakkabıyı çok beğenerek almıştım. Birazcık aralardan böyle şey yapayım, hikaye vereyim. Bu Zanotti'nin bir ayakkabısı. Bence çok güzel, farklı bir model. Altı neredeyse temiz gibi çünkü ben bunu bir kere giydim. Ve böyle... Yani o gece hiç güzel bir gece değil benim hayatımda. O yüzden de bu ayakkabıdan çok soğudum ve bir daha giymedim. Ama mesela şu ayakkabı da benim uğurlu ayakkabımdır. Saint Laurent'in klasik şeyi, sandaleti. Mesela Maxim'le ilk date'imizde bunu giymiştim ve çok beğenmiştim ayakkabılarımı. Academia'nın ayakkabıları çok güzeldir ve nispeten çok daha uygun fiyatlı ve bence kesinlikle lüks duran ayakkabılar. Çok kötü durumda bir ayakkabı göstereceğim size. Yani bunların halinden ben de utanıyorum. Çok pis, Snape arkalarını yedi. Bershka ama çok rahat. Ve her şey oluyor şeffaf olduğu için ve ben bunlardan vazgeçemiyorum. Niye bilmiyorum. Aynı zamanda şundan da aynı şekilde vazgeçemiyorum. Bunun da ahı gitti ve vahı da gitti. O da şu Zara terliklerim. İğrenç, çekme bunları yakından. Şu ayakkabı yok. Dar beğenerek almıştım ki Türkiye'ye böyle çok sınırlı gelmişti. Jimmy Choo'nun Off-White'la şeyiydi bu. Koleksiyonuydu, Colabi'de. Bu renkleri yine çok 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 beğenerek aldım. Ama... Ben kısa topuk sevmiyorum ki. Mesela şurada kısa topuklu Chanel'lerim var. Yani şu Dior'lar mesela klasik pump'lar ve yani ya Dior güzel. Ama yani benim şu anki tarzımla alakasını çözülmüş değil. Her neyse. Çizmelerime geçiyorum. Network'in çizmeleri inanılmaz. Şunlar Network mesela. En sevdiğim çizmem bu yıllar önce aldığım ve çok giydiğim Isabel Maran'lar. Çok rahatlar ve bence çok klasik. Bunu Dubai'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Off-White'ın kova çizmeleri. Çok güzeller ama böyle çok bağırıyor. Aşırı bağırıyor. Her yerinden her şey bağırıyor. Dolabımda en çok giydiğim şeyler şurada. Pandemi ayakkabısı. Her günüm bununla geçiyor. Bir tane ayakkabı seçmek zorunda kalsaydım. Nasıl soru? Bu Prada çizmelerimi seçerdim. Ben bu şeylerini çıkardım. Genelde takmadan kullanıyorum. Ama... İnanılmaz rahat, her şeyle çok güzel uyan. Bence modası kolay kolay geçmeyecek bir şey. Topuklu ayakkabıdan daha çok giydiğim bir şey varsa o da topuklu bot. Bu reflektörlü Vetements'lar. Vetements da benim en sevdiğim markalardan biri bu arada. Bu Balenciaga'ları hayatım bir kez giyebildim. Çünkü çok rahatsız ama çok güzel. Benim ve çok güzel ama ne yapacağım bilmiyorum bunları. Çok beğenerek aldığım yine Vetements Stabilo Colabi. Bunlar da çok güzel bence. Bu Stella McCartney'lere bayılıyorum. Tam bir Bratz bebek ayağı. Ama bence güzel yani ve çok rahat. Chloe yağmur botları. Bir ara çok trendti. Oo, en sevdiğim şeylerden biri. Yeezy botlarım. Bayılıyorum bunlara. Yine Balenciaga Knife'ın botu. O kadar çok giydim ki. Yani o kadar eskidi ki. Ve çok seviniyorum ben böyle olmasına. Bir şeye para verip böyle gerçekten tepe tepe giymek bence en güzeli. Louis Vuitton'un bu monogram botları. Fendi'nin bu monogram cowboy botları. Aşağıda başka cowboy botlarım da var. Burada da birazcık daha yazlık şeyler var. Herkesin nefret ettiği Balenciaga. Hani Maxim şundan ve şundan nefret ettiği kadar hayatında hiçbir şeyden nefret etmiyor. Bu da Off-White. Berbat diyor bunlara yani. Bence çok güzel. Aşağıda böyle daha terlik sandalet gibi şeylerim var. Mesela bu Byfar'lar. Bence tipi çok güzel ama ben giymiyorum çünkü küçük topuk. Bu yaz da çok giymediğimi fark edersem çıkartırım elimden. Çantalarıma gelecek olursak mesela bu vintage bir Fendi. Bunu çok seviyorum. Poşet. Louis Vuitton'un. Ve Benjamin'in bu düz çantaları acayip kurtarıcı. Çünkü hiçbir metal yok üstünde. O yüzden gold'la da oluyor. Grill metalle de oluyor. Arkada böyle cult form var. Çok beğendiğim bir marka. Byfar'ın bu minik çantasını çok taktım. Prada Nylon serisi. Bende siyahı da var bunun. Şunun siyahı da var.
Hayatımda en çok taktığım çanta bu bel çantası. Bel çanta olarak değilim ama çapraz ya da böyle koluma çok taktım bunu. Bulgari, Sin, en kanka şimdi Seda'nın markası. Çok çok sevdiğim bir marka. Orada da iki tane var. Bu Balenciaga'nın simli bir şeyi. Margiela bir yastık çantam var. Burada Off-White'ın bu binder clip çantasını çok çok taktım. Ya mesela bu Bottega'yı aldım ben. Ne yaptım sonra? Kaç defa gördünüz elimde? Burada başka nelerim var? Mesela böyle vintage Balenciaga'lar bulunca alınır. Bu çantamı hiç takmadım. Bu Alexander Wang. Hani hala beğeniyorum, o yüzden duruyor. Yani her giyim olsunda gördüğümüz Chanel 255. Benimkisi Dana derisi. Grenli. O yüzden daha dayanıklı. Ama kuzu derisi olan biraz daha yassı duruyor ve ben o görüntüyü çok yaşa. Sterlimi almış baksana. Bunu almıştım. 25. doğum gününde kendime hediye olarak. Bu da başka bir, belki 27-28 doğum günümde aldığım bir Los Angeles'ın aldığım Lady Dior. Bunu da çok seviyorum. Çünkü bunda sevdiğim taraf normalde zincirli bu çantalar. Ama bu koleksiyon böyle kalın saplıydı. O yüzden çok beğenmiştim ben. Jacquemus. Çok şeker. Vintage bir Louis Vuitton'um var burada. Renkli. Giymiyorum ki ben. Onun bir de bende şeyi de var. Nerede? Ha, siyahı da var. Bunu o kadar çok taktım ki. Ben her gece çıkarken bunu takardım. Hatta böyle fermuarının ucu falan koptu bunun. Öyle şeyler falan yaşadı bu. Bu Balenciaga minik çantayı böyle gece çıkarken takarım falan diye almıştım. Gece çıkıyoruz bir senedir. Çok çıkıyoruz. Az çıkalım biraz. Şurayı kapatsam sen görünür müsün? Ya da burayı açacağım zaten. Niye kapatıyorum ki? Kıyafet kısmına geldik. Burada benim deri ceketlerim ve böyle daha bomber ceket gibi olan ceketlerim var. Mesela Le Benjamin'in bu. Hangi koleksiyonluydu hatırlamıyorum. Bunu Londra'dan aşırı sıra bekleyerek almıştım Supreme mağazasından. Çok sevdiğim bir ceketim bu. Şu ceketimi çok seviyorum. Batman böyle mont gibi bir ceketim var. Monetization gidiyor, hazır mısın? Bu bomberlarımı çok seviyorum. Bu Network, bu Zara. Burada deri ceketlerim var. En sevdiğim deri ceketlerimden biri. Bu Off-White'ın deri ceketi. En sevdiğim deri ceketim ama şu. Zara deri bir blazer. S olmasına rağmen böyle bayağı büyük ve uzun. Elbise ve etekleri böyle kapatıyor. Çok güzel duruyor her şeyle. Burada benim böyle ince triko kazaklarım, bodylerim, bodysuitlarım falan var. Ama burada takılarım var. Yani takılarımın çoğu en azından. Burada küpelerim, biraz yüzük, saat. En çok taktığım küpeler zaten şöyle halka küpeler. Bunları çok seviyorum. Mersi bunlar. En sevdiğim küpelerden biri bu Balenciaga. Bunu da yurt dışından bir yerden almıştım. Eşini kaybettim. Yani daha kötü bir şey olabilir mi? Neyse ki ben küpeleri genelde tek takmayı seviyorum. O yüzden hani teki kulağımdaydı ve düştü. Sonra diğer tekine geçtim. Neyse ki. Eğer takılarımla ilgili detaylı bir video yapmamı isterseniz neredeyse her şeyi gösterip şu an hali hazırda satılan şeyleri de böyle hani anlatabilirim size. Şu bölüm en çok kullandığım bölümlerden biri. Çünkü burada benim sweatshirtlerim var. Mesela bu MSGM bayağı severek aldığım bir sweatshirttü. Champion'lar var. Nike Stussy bayağı sevdiğim bir parça. Off-White ne zaman almışım? 2018'de almışım arkasında. Yazıyor Fall Winter. Le Benjamin çok fazla parça var dolabımda. Hem çok sevdiğim bir marka, çok hani benim de eskiden satın aldığım bir marka. Sonra beraber çalışmaya başladık zaten. Ve Le Benjamin'in her şeyi dolabımda var neredeyse. Bu Amiri çok sevdiğim bir sweatshirt. Off-White'ın hangi koleksiyonu? 2017 galiba. Temperature. Bunu çok giydim. Aslında bu videoyu biraz daha bekletecektim. Çünkü askıları değiştirmek istiyordum. Bütün askıları aynı alıp değiştirmek istiyordum. Ama dedim ki, yani bu kadar mükemmeline gerek var mı? Sen şu an böyle kullanıyorsun ve onu kim bilir ne zaman yapacaksın? Aşırı üşendiğim bir iş. O yüzden vazgeçtim. Neyse, en sevdiğim hoodie'mi gösteriyorum. Kit. Dünyanın en rahat ve en sıcak tutan içi çünkü çok kalın hoodie'si. Burak'ın markası. Burak Yörük. Asuda'nın markası Teneyem. Saint Laurent bir tane sweatshirt'üm var. Hiç güzel değil. Hani ben bunu online almıştım. Tipi çok güzel de yani böyle ince. Neyse burada kazaklarım var.
Ben çok Kazak insanı değilim. Beni çok Kazak'la görmüyorsunuzdur. Nispeten böyle hani renkliler, işte lacivertler, beyazlar, siyahlar diye ayırdım. Burada Kazak elbiselerim var. Ama hani Kazak beni sıcaklatıyor, daraltıyor. O yüzden çok giydiğim bir şey değil. Burada üniformalarım, eşofman takımlarım. Le Benjamin çok fazla var. Lavon Friday'ler var. Bunların kalıplarını çok seviyorum. Siyahını çok giydim. Şimdi bunu göndermişler bana. Şemdem Günay var. Pengaya en sevdiğim eşofman takımım. Çok rahat. Çünkü bunlar böyle organik koton. Böyle sustainable bir marka. Sürdürülebilir bir marka. Linç. Gelsin Linç. Yine sustainable. Pineapple. Bak bu marka da güzel. Ne var başka? Champion'lar var. Bunlar da hırkalarım. Şu mesela Acne. Bayağı güzel bir hırka. Şu Trendyol olması lazım. Çok güzel. Gömleklerim ve böyle bluzlarım. Böyle süslü bir şeyler. Boyfriend gömlekleri seviyorum. Erkek gömleği çok alırım. Ya da gömlek alıyorsam L alırım mesela kadında. Ki böyle bol dursun diye. Bence daha güzel duruyor. Paltoda, blazerda, trench coat'ta hep büyük beden alıyorum ben. Aşkım bu ne? Ya bu nereden geldi? Çok ayıp. Burada tişörtlerim var. Şunu o kadar severek almıştım ki Fiorucci. Şöyle Benjamin Coca-Cola. Şu Maxim gördüğünde bayağı soğumuştu benden. Moschino'nun H&M koleksiyonu. Bence de biraz abuk bir şey. Bir Bülent Ersoy'luk var, farkındayım. Bu Acne tişörtümü çok seviyorum. Le Benjamin tişörtlerim var. Bu Trendyol'du mesela. Friends. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Le Benjamin. Stussy. Aa, bunu ilk defa görüyorum uzun zamandır. Bu benimki Freedom of Space tişörtüm. I think too much. Bu Maxim'inki. Çünkü biz böyle iğrenç bir çift olduk, takım giyiniyoruz. Burada da gözlük kaplarım var. Çünkü bunları koyacak başka yer bulamadım. Burada da işte bir tane saat kabım var. Bir de şu love bilekliğimin kabı var. Ben kutu, poşet saklayanlara böyle bir deliriyorum. Bunun içinde de bunu açma şeyi falan var. O yüzden duruyor. Bu da böyle garantisi falan var. Anneme hediye ettim bu saati. Bana Gucci hediye etmişti birkaç sene önce. Ona verdim onu. Burada benim numaralı Tom Ford gözlüğüm. Onun dışında böyle bir şey kutusu falan var. Acayip kro geliyor. Bu şapka hiçbir şey sığmadığı için burada. Niye bunun şeyi var hala, etiketi var içinde? Böyle mi takıyordum ben bunu? Hayatımda en çok taktığım kemer şu. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Bir tulumun, bir montun bir şeyin kemeri olabilir. Yıllar önce aldığım Gucci kemerim. Geri gelir mi modası bilmiyorum. Sin kemerler. Bunları ben taktığımda çok soruyorsunuz. Eşofman altı full. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar Nike. Bu arada benim montlarım ve işte trench coatlarım falan portmantoda. Ve yatak odamın içinde de bir giyinme bölümü var. Orada da pijamalarım, çoraplarım, iç çamaşırlarım ve bütün gym kıyafetlerim var. Yani full Nike bir dolap var içeride. Tightlarım, bralarım, üstlerim, bütün spor ayakkabılarım, sporda giydiğim spor ayakkabılarım orada. Bunlar böyle normal giyim şeylerim. Onu da söyleyeyim. Yoksa hayatta sığamazdım buraya. Şöyle geçelim mi? Burada uzun elbiselerim ve tulumlarım var. Of, şu çok güzel bir tulum. Bunu Halloween'de giymiştim bir kere. Sonra bu ipek kremerler çok güzel. Bunu Cannes'da, Cannes Film Festivali'nde, Magma Partisi'nde giymiştim yıllar önce. Benim üzerime göre yapmıştı. Arkası falan çok güzel. Böyle jean tulumları çok seviyorum. Ve böyle kolay giyilen şeyler bunlar. Yani bir tek bunu giyip altına belki bir çizme ya da sneaker. Hop, böyle güzel kombin oluyor. Aa, annemin yıllar önceden bir elbisesi. Bunu bana vermişti. Ben de bir sürü kez giydim bunu. Bu Raisa Manessa'nın son koleksiyonundan bir etek. Ama hiç giyme fırsatımız tabii ki olmadı hiçbir yere gidemediğimiz için. Burada benim deniz ürünleri. Deniz şeylerim var. Kıyafetlerim. Burada bikiniler. Burada mayolar. Burada da böyle işte pareo. Pantolon, denizde giyilen yine şeyler ya da böyle bikini koyma şeyleri falan var. Burada da kısa elbiselerim var. Çok böyle çorba gibi görünüyorum, farkındayım buranın. Ama hani ben böyle bulabiliyorum. Çünkü hani hangi renge, hangi desene, hangi boya göre dizebilirim ki bunu? Bir de ben dizsem hani yardımcı bunları hani ütüleyip asarken yine karışık kasacak. O yüzden saldım bunları kendi haline. Çok sevdiğim elbiseler var bunların arasında. Mesela bu Isabel Maran elbisemi Paris Fashion Week'te giymiştim 2019'da. Bunu Londra'dan almıştım. Böyle mesela çok sevdiğim Türk elbise markalarından Naya. Bu çok güzel. Bir sürü Naya elbisem var bu arada. Kendim de satın aldım. Onlar da çok fazla bana gönderdiler. Bu Zimmerman elbisemin çok komik bir hikayesi var. Şurada düğmesi yok 3 tane. Çünkü ben
Bodrum'daydık. Ben bu elbiseyi giymiştim. Instagram'da görmüşsünüzdür. Kiloluydum o zaman. Ve bu elbise 34 diye hatırlıyorum. Yemekte oturuyorduk. Büşra, Burak, ben. Ve Burak çok komik bir şey söyledi. Ben de güldüm aşırı. Ve düğünlerim patladı ve fırladı başka insanların üstüne. O kadar komik bir olaydı ki, gerçekten hafif trajik de bir olaydı. Böyle Nike'ın mini elbiselerini çok seviyorum bu arada. Bunlardan çok alıyorum. Bu mesela öyle. Bu böyle tenis elbisesi gibi. Bunları ben bayağı seviyorum. Sneakerlarla böyle hani işte kısa Nike çorap falan bence çok güzel oluyor. Bir tane daha buldum yine Nike. Aa, bunlar bak çok sevdiğim elbiselerim benim. Bir tanesi Bank triko bir elbise. Bu bana biraz büyük oluyor şu an, ne yapacağım bilmiyorum. Bunu çok seviyorum, Lacoste'un mini bir elbisesi. Realization Par. Realization Par en sevdiğim elbise markalarından biri. Şu da aynı markanın. Bunları yurt dışından galiba sipariş etmiştim. Çok güzeller. Bir tane de papatyalı vardı ama nerede bilmiyorum. Bu Jacquemus elbisem. Güzel, bayağı güzeldir bu. Bunu da giydim birkaç defa. Böyle vintage bir Hervé elbise almıştım. İnternetten almıştım. Normalde dolabımda çok fazla etiketli şey yoktur. Çok rahatsız ediyor beni. Mesela ben bunu 2 sene önce falan aldım. 1,5 sene önce aldım. Ve hiç giymedim. Ve gıcık oluyorum buna. Çünkü ben bunu terziye verdim. Belini böyle üstüme göre yapsın diye. Olmadı. Bir daha yaptırmam lazım. Ve burası bir garip oldu falan. Anlamadım. Yani mahvoldu elbise. Kaldı böyle. Çok güzel. Pembe bir jean elbise aslında. Ben bunu giyerim yani. Böyle siyah çizmeli falan çok güzel olur. Ama bunu ne yapacağım bilmiyorum. Güzel bir terzi bulmam lazım. Terzi demişken burada da terziye gidecek şeyler duruyor. Bana işte büyük olan ya da işte askısı kopmuş falan bir şeyler burada duruyor. Altta jeanlerim var. O kilo aldığım dönemde bir sürü jeanimi salak gibi verdim ya da sattım. Çok sinirliyim kendime. Çünkü eski bedenime geri döndüm. Ama mesela en sevdiğim markalardan LOL var üzerimde. İnanılmaz güzel bir Türk markası. İki tane kadın tasarımcının. Bunun bende işte beyazı, böyle normal jean rengi falan da var. Muazzam kalıpları ve çok değişik bence. Bunları çok seviyorum. Zara'nın jeanlerini seviyorum. Trendyol'un jeanlerini seviyorum. Alexander Wang'in jeanlerini seviyorum. Burada jean ceketlerim. Her gün bir jean ceket giysem 2 yıl boyunca başka bir jean ceket giyebilirim gibi. Bunu Los Angeles'tan Büşra bana almıştı hediye. Çok güzel Coca-Cola'lı bir Urban Outfitters olması lazım bu, evet. Burada blazerlerim var. Böyle mesela Beauty Omelette, Nur Gülen Yavuz'un markası, çok güzel ceketleri var. Zara'nın blazerlerini seviyorum. Dediğim gibi ben genelde büyük alıyorum blazerleri. Yani ya M, bazen böyle çok daha büyük böyle baba ceketi gibi dursun istiyorsam L. Mesela vintage böyle, bu bayağı büyük bir ceket. Burada da ya yeni gelen işte markalar göndermiş olabilir ya da benim yeni satın aldığım şeyler oluyor hep. Asılırsa bir şeylerin içine ben onları hani görmem, unuturum diye buraya koyuyorum. Mesela bu beyaz montu aldım yeni. Nocturne'den aldım. Burada duruyor, daha giymedim hiç. Bunlar yeni gelen birkaç parça şey. Dün açtım bunların kargolarını. Böyle değildi burası. Deri pantolonlarım var normalde burada. Diğer deri pantolonlar acaba nerede? Bir dakika. Ha, burada karışmış. Oo, bayağı karışık burası. Neyse, burada sonuç olarak deri pantolonlar var buralarda. Burada mesela bu Nike'ın tenis eteklerini falan da seviyorum ben. Böyle mini etekler güzel. Bunu çok seviyordum bunu. Ne bunun markası? Bastu. Bunu çok severek giydim. Şu Naya olması lazım. Bunu da çok severek giydim. Aynen. Böyle etekleri seviyorum ama onun dışında çok etek insanı değilim. Burada da şortlarım varmış. İlginç. Yani ev şortu gibi şeyler. Şort. Şort giymiyorum ki ben hiç. Şort. Gerçekten yıllardır hayalim böyle giyinme odamda bir ada olmasıydı. Mutfakta da mesela hayalim olan bir şey. İleride umarım kendi evime öyle yaptıracağım. Burada ilk iki camlı olan kısımlara ben gözlüklük yaptırmak istedim. Bu tarafta böyle genelde siyah olan gözlüklerim var. Çok sevdiğim gözlüğüm, kaynakçı gözlüğüm mesela Mango. Mango'nun gözlüklerine ben bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Çok tarz, çok uygun fiyatlı. Bir sürü Mango gözlük var burada. Balenciaga gözlüklerimi seviyorum. Dışına almıştım bir yerden. Yine en çok taktıklarımdan bu Dior gözlüğüm. Bunu çok seviyorum. Ben daha böyle maskülen gözlükleri seviyorum. Şu yeni gelen bir şey bana, Burberry. Bunu daha hiç takmadım ama bayağı güzel bence. Diğer tarafta da renkli olan, biraz daha eğlenceli olan gözlükler var. Mesela Fenty gibi. Bayağı güzel. Chloe bana hediye etmişti bu gözlüğü. Mesela bunlar. Böyle berelerim var burada. Bu Freedom of Space bayağı güzel. Bunu Maxim'e göndermişler galiba.
Söylemezsem bilemezsin. Burada da şapkalarım var. Mesela boyacı şapka. Supreme boyacı şapka. Böyle şapkalarım var. Şapkamız tarz balıkçı mı derler artık. Yağmur şapkası mı? O tarz şapkalarım var. Ama en çok taktığım işte siyah beren, Burberry atkı falan onlar portmantoda. Buraya ben eve geldiğimde işte gözlüğümü, çantamı falan bırakıyorum. Bu kadar nizami bırakmıyorum tabii ki ama şimdi birazcık şey yaptım, topladım her yeri. Burada benim önemli kolyelerim var. Takı çok seviyorum. Gördüğünüz üzere bu kolyem bu arada Dilara Fındıkoğlu. En sevdiğim Türk kadın tasarımcılardan bir tanesi. Şunu satın almıştım ben geçenlerde. Bu Bolen kolye diye geçiyor. Şu galiba Swarovski ama o kadar emin değilim ki. Dediğim gibi takılarım hakkında bir video yapabilirim. Burada biraz daha böyle hani altın şeyler falan var. Burada biraz daha değerli şeyler var. Çok güzel tasarım kolyeler var. Burada biraz daha taşlı böyle choker gibi kolyeler var. Burada biraz incili boncuklu şeyler var. Bu Moschino choker'ı çok seviyorum. Dediğim gibi detaylı video yapabilirim. Bu tarafta benim Sephora'm, MAC mağazam ve Watsons ve Gratis'im. Makyaj koleksiyonumun barındığı alan. Burası inanılmaz güzel oldu. Yaptırırken ben burayı, bu arada her şeyi ölçüleri alıyorlar işte, her şeyi çizdiriyorsunuz tamamen isteğinize göre. Kaç çekmece olsun, orası açık mı kapalı mı, yüksekliği nasıl falan, her şeyi istediğiniz gibi yapıyorlar. Ürünlerimin falan boyunu ölçtüm yani bunları yaptırırken. Size tavsiyem öyle yapmanız ya da hani ne bileyim ayakkabılarımda mesela çizmelerimi ölçtüm en uzunu ne kadar falan diye boyu. O yüzden inanılmaz güzel her şey sığdı ve çok hani düzgün toparlanmış görünüyorlar. Burası makyaj mı sen, bu ayna mı? Trendyol'dan aldım. Gösterdim geçen gün size, ampullü ayna. İstediğim bir şeydi. Uygun fiyatlı buldum. Burada böyle fırçalarım ve alet edevatlarım var. Burada işte far paletlerim var. Bu plexileri yıllar önce ben yaptırmıştım. Kör oldum. Hani gerçekten 5-6 yıl önceydi ve bu kadar böyle akrilik kutu gibi şeyler yoktu. Şu an her yerde var. O yüzden tabii ki yaptırmanıza gerek yok. Bunları ama ben yine böyle farmaletlerin boyunu falan ölçerek ve adetine bakarak falan yaptırmıştım deli gibi. Mesela burası benim böyle tekli farlar, simler falan. Güzel çizmişim. Güzel dizmişim. Kendine gurur duydum. Ama böyle detaylı bir makyaj koleksiyonu istiyorsanız yine dediğim gibi aşağı yazabilirsiniz. Bu videoyu da likelarsanız hiç fena olmaz. O zaman böyle daha detaylı gösteririm. Çünkü buraya girersek video gerçekten 2,5 saat olacak. Kimse istemez bunu. Çekmecenin içleri acayip güzel oldu. Nasıl böyle dizdiğimi falan da gösteririm. Burada mesela benim ampullü bir boy aynam var. Bu aynayı bir aynacıya yaptırmıştım. 1,5 sene önce. Şu an hazırları var. Ben herhalde bulamamışım o zaman. Ben nerede yaşadım bilmiyorum. Her şeyi yaptırıyordum. Bu ampulleri ben sarı tercih etmiştim. Onlar mesela beyaz. Sarıyla değiştireceğim. Sarı bence daha güzel gösteriyor. Yani çok kurtaran bir şey. Hele influencersanız eğer. Herkes influencer şu an çünkü. Ha, şunu göstereyim. Spotlar da çok soruluyor bana. Bunları ben Şişhane'den aldım. Şişhane'de o avizeciler var ya. Çoğu avizemi zaten ben oradan aldım. Çok güzel markalar, çok güzel mağazalar var. Böyle yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım biraz fikir olmuştur size de eğer yaptırmak istiyorsanız böyle bir giyinme odası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok yoruldum, mesela kaldım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Makyaj koleksiyonu istiyorsanız, takılarımı böyle göstererek, anlatarak, linkleyerek belki göstermemi istiyorsanız onları da yazın. Öpüyorum.